insan dinlerken böyle sessiz olmalı insan. Değil mi yavrum? Söz yumuş ise sükut altındır demiş büyüklerimiz. Yo yo yo, bu düşme yok yok. Sabırsız olmayın bakalım. İşte başlıyoruz. Bir varmış, bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, kediler hammal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, beşiğini devirdim. Anam kaptı beşiği, babam kaptı maşayı, dolandırdılar köşeyi. Oradan kaçtım. Az gittim, düz gittim. Dere tepe düz gittim. Yorulmuşum, buldum bir ağaç gölgesi. Şurada uzanayım, dinleneyim dedim. Uyuyakalmış. Uykuda gördüm bir rüya. Rüyadaki kişi. Biri ana, biri oğul. Anacık, zavallı kadıncağız. Yaşlanmış, yorgun mu yorgun. Halsiz mi halsiz. Oğul ise, haylaz mı haylaz. Cin mi cin. Ama bir o kadar da akıllı. Anacık, bir gün oğlum dizinin dibine çağırarak. Bak oğul, ben artık yaşlandım. Çalışamıyorum. Yetti bu haylazı. Çalışmam, didinmem gerek. Evimin erkeği de, direği de sensin. Git, gez ülkemizin dağlarını, bayırlarını, ovalarını gör, tanı. Kendine de bir iş edin. Hem ülkene faydalı ol, hem kendine. Ha, bu sırada da beni unutma demiş. Sabah erkenden Ahmetcik sarmış çıkısını sırtına koymuş yola. Anacık zavallı kadıncağız, yaşlı gözlerle arkasından baka kalmış. Ahmetcik ülkenin dört bir tarafını gezmiş dolaşmış. Ülkesini tanıdıkça içine umut, sevgi dolmuş. Bu arada kral bulunduğu şehre yaklaşmış. Üstelik de çok yorgun ve de çok acıkmış. Yorulmuşum ana. Hele bakalım çıkırımda yiyecek bir şeyler kaldı mı? Ekmeğim tamam. Domates de varmış. Ne güzel. Bir de soğan olsa doğrusu kelime yiyecek yoktu ya. Aha, anacığım aklından çıkmıyor. Onun hakkını kesin kes ödemem lazım. Lakin anam hakkı da ödenmez ki. Akranlarım arasında bir tek ben okudum. Hiç olmazsa okuma yazma öğrendim. Anam olmazsa kim beni okuturdu ki? Anacığım, hey. Kulakların çınlasın. Verdiği para suyunu çekmek üzere. Henüz bir şey denemedim. Ama bulacağıma inanmıyorum. Hakkın varmış anacığım. Ülkemiz çok çok güzel. Gördükçe, tanıdıkça sana hak veriyorum. Bu işe bak. Aylar geçti bana. Anamın en güzel özler oldu. Benim para kazanmam gerek. Anında perde bile özlem var. Anacığımın altından da buna geri götürmem gerek. Bunda kararlıyım. Çalışmak için yanıp düşüyorum. Yeter bu kadar yemek. Hadi bakalım Ahmet. Yolcu yolunda gelin. Bu sesler ne olmuş? Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Ha sahi, sana neler yoktuk demişler. Aman yarim, hala anlıyordun mu? He? Top oynamaktan top. Ya! Ya değil bal. Ben niye sana neden yoktuk demişler? Demek bilmiyorsun ha? Bilmiyorum ya. Ben de okumuşum da ondan. Aman ha. Yok baba. Peki bu takma, senin gerçek adın yok mu? Var ama kullanmıyorum. Benim de var ama ben de kullanmıyorum. Oluyor mu?
dur diyor. Ne biçim dur demek bu? Arabası diliyle dur demek. Aman ne ayı. Dursana be. Sürsünüz gibi bağırma. Yavaş söylesen de duyarım. Hem artık ben çok yoruldum. Biraz dinlenelim. Don Kikocuğum be! Efendim? Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin canım. Acaba biz acıktık mı ha? Ne dersin? Bir bakalım acı. Bak, makarnayı hiç çiğnemedim. Makarnayı hiç çiğne, öleyim tamam mı? Karnım, acıktın mı valla? Dur bakalım, sen de acıktın mı? Vay hayvanlar, kapıyla mıyım? Abi çiğneseydin. Vay canına. Nerede benim yumurtalarım? Şey, ben... Başkasının malına habersizce el sürene ne derler? Bağışla. Ne derler? Bağışla beni. Bu suç bağışlanma. Şimdi sen hırsızlık ettin. Kaldır sayan. Kaldır. Ha şöyle. Cezanı çekeceksin. Alan, tavuktan. Tavuktan yumurta. Yumurtadan tavuk. Tavuktan yumurta. Yumurta al tavuk. Tavuktan yumurta. Aman ya, ben aklımı kaçırıyorum. Ya şurada biz bir şey, yalan söyleme. Niye? Ya senin aklın mı var biraz? Hadi diyelim lan. O zaman benim de kalbim duruyor. He? Topçik, dinle kalbim yok. Topçik, zaten atmıyorum zaten. Topçik, hadi lan. Ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama Topçik. Sen hakiki bir sığırsın ya. Ya ben sana da dönüyorum, sonu kadar ya. Kapı taraftaki kalbini açıyor. Demek sen sağ taraftaki kalbini öğrenmişsin. Benim adım! Ne versin? Ne olsun lan Topçik? Topçik! Topçik! Ne olsun lan Topçik? Ne versin? Topçik! Ben anlamıştım seni zaten öyle. Aferin sana! Topçik be! Ya biz buraya niye gelmiştik? Niye mi gelmiştik? Şey... Bir yere gidecektik ama... Nereye? Nereye? Bir yere gidecektik şey. Yoldan doğru. Hangi yolda? Canım işte o yolda. Hani şey getirecektik. Ne getirecektik? Öf neydi o ya? Neydi o ya? Hala elinde Topçik. İnsanın sürüklüğü şeyi hatırlamaz mı? Hiç hatırlamıyorsun. Ondan kolay ne var? Hatırlayayım da görmem. Hadi. Kut, kat, 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 kum. Kat, kum. Hay Allah neydi o ya? Kat, kum. Kurt kaldı. Yok kurt kaldı. Alayın tam zamanı alırım şimdi ayağının altına. Anlaşıldı. Kavga etmemiz gerekiyor. Bana da gerekiyor. Dövüşmemiz gerek. Buyurun önden siz. Ya rica ederim. Lütfen. Ölümü gör önden siz. Olmaz. Gönül ölümü ya. Yok. Olmaz. Gel. Kavga etmesi gerçekten çok çirkin. Peki şimdi bana neden kavga ettiğinizi kim söyleyecek? Ya bunu söyleyeyim. Hiç bana bakma. Hastayım, yorgunum, halsizim. Üstelik bugün ben başıma. Kusura bakma arkadaş. Bizim arkadaş çok şakasın. Dinle bak. Bundan 3-4 gün evvel kralın sarayından yola çıktın. Getiren ne getiren sese? Şey, katku. Yani kurt gibi bir şey. Kralın sarayından mı? Vay canına. Sen anlayacaksın ne alıp geleceğimizi unuttun. Yeniden saraya dönüp ne getireceğimizi öğrenmemiz gerek. Peki ne alıp geleceğinizi bir yere yazsaydınız bari? Biz okuma yazma bilmeyiz ki. Sağ ol Topçik. Sen neden okuma yazma biliyorsun? Biz 11 kardeşiz Topçik. Çüş. 11 kardeşim. Çok değil mi? Anamız babamız zamanında eğitim görmemişler.
Çok çocuk yapmışlar. Yedi asırından üç çekmiş. Ya seni. Peki dostum, sen neden bilmiyorsun? Neden olacak? Çokluktan. Çokluktan mı? Yazık. Ne analar babalar var ya Rabbim. Peki sen okumayı yazma biliyor musun delikanlı? Biliyorum ya. Çok güzel. Bunun neresi güzel? Güzel tabii. Şimdi sen bizimle saraya gelsen. Çok güzel. Söylenenleri yazsa. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Duyduk duymadık demiyor. Aha evlence başladı. Duyduk duymadık demeyiz ya. Demeyiz demeyiz. Yallah bak. Yallah bak. İzzetler. Ya. Ya. Anam baba gitti başım. Ne düştün sen? Hayır, telere benim. Ayağımın bir yere kanıldı. Acı zavallı. Bir yeriniz açtın mı? Acmaz mı be? Dur. Bize şirket diye herhalde onlar çağırıyor. Yavrum. Alay etmenin sırası mı şimdi? Adamın çağrısı var. Şarkısı mı var? Ama ne bize? Söylesin de dinleyelim. İzzet devlet diyor. Hiç de duymadım. Niye şarkısı yavrum? Niye şarkısı var? Ya bırakın alay etmeyi ya. Görmüyor musun? Adamın acısı var. Ne? Bacısın var. Bu adam acısı diyor. Acısı demiyor. Ya gel de. Ben sana bir şey yapar. Alay etmez ya. Anladınız mı? Oh, ara ver. Ya da ben de... Yazatma. Herif oynatta galiba ya. Yine İzzet Şevket de bir başladı. Ya ne laf anlamaz adam. Bu adam sarayın tellalı. Sarayın mayası mı? Nasıl oldu da tanıyamadık? Koşun çabuk, unuttuğunuz kategoriyi ondan öğreniriz. Ne kategorisi? Yürüyün saraya. Var adamı var. Hadi. Kralımız geliyor. İkinci dursun ol, şahin ol. Ya bu benim ülkeme ne olmuş? Kimseler gülmez olmuş. Bakın bakın. Mahkeme duvar gibi suratlar. Baktıkça insanın güleceği geliyor. Bu benim kızım. Bu da benim karım. Aman yarabbim şu suratlara bak. Memenetsizler ömrümü yedi ya. Siz neden gülmüyorsunuz lan neden? Gülmüyorlar işte sevgili çocuklar. Gülmüyorlar. Daha doğrusu gülemiyorlar. Ya neden diye sormuyorsunuz. Sorun bakalım neden? Anlatayım. Şu benim güzel. Ama gülmez kızım var ya. İşte o, baharda kuşların yuvalarından yumurtalarını alıp kırıyor. Bu da yetmiyor, bahçedeki çiçekleri koparıyor. En sonunu, bir kuş yuvasında kuş yavrusunu boğmaya çalışırken yakaladım. Ya çocuklar, gülemiyoruz biz. Hepimiz kara gülmez olduk çıktık. İnsanoğlu gülmeyi beceremediği zaman, gülmenin kıymetini daha iyi anlıyor. Ben onu cezalandırmak istiyorum. Her defasında annesi ve nedimesi kralım bu defalık affet diyerek beni önlemeye çalışıyorlar. Ya bu suç cezası kalamaz. Elbette cezası kalamaz. Nitekim kızım da günün birinde asık gülmez bir surat oluşmaya başladı. Önce saray ve çevresine yayıldı bu gülmezlik aslında. Daha sonra ise bir hepimiz birer kara gülmez olup çıktık. Ben nasıl gülüyorum diyeceksiniz. Söyleyeyim. Benim gülmem elimden alınmadı ki. Ben gülüyorum. Hem de istediğim kadar. Ama tek başıma. Bunun ne kadar acı bir şey olduğunu anlatmam size. Bu gülmez hastalığı yayıldıkça bana da deli diyorlar. Evet, deli diyorlar. İşte bu nedenle bu gülmez hastalığının bir çaresi olmalıdır diyerek iki sabaha yola çıkardık. İnşallah onlar da bu çareyi bulabilirler. Çünkü... Yeter efendiniz yeter. Bu duruma daha fazla dayanamayacağım. Elimden geleni yapmadım kraliçe. Çin'den, Çin'ime Çin'den hekimler getirtmedim mi? Ama hiçbiri bu gülmezlik hastalığına çareyi bulamadılar. Bize ulaşan son çareyi de bulmak için Kerana'dan Falka Kutusu'nu alabilirlerse inşallah o zaman kızımın yanaklarında yeniden gülücükler açarken
Halkım da bu sayede gülmeyi hatırlar. Ya çocuklar, bizim her şeylerimiz var ama gülücüklerimiz eksik. İnsanoğlu gülmeyi beceremediği zaman onu kıymetin daha iyi. Gülün yavrum, gülün. Bir gün benim halkım ve ailem de gülmeye koşacak. Size dua edin bizim için. Paramız pulumuz her şeyimiz var ama gülücüklerimiz eksik. Paraydı. Parayla da kimse gülmeyiz. Parayla da kimse gülmeyi satmıyor. Çok merak ediyorum efendimiz. Acaba o gülen zorba kızımızı ve bizi güldürebilecek mi? İnsan mutsuz yaşayabilir mi kraliçem? Bakarsınız gülersiniz belki. Ne var, ne oluyor? Geldiler efendimiz, geldiler. Kimler geldi? Geçenlerde, geçenlerde gönderdiğiniz iki adam. Çabuk içeri al onları. Evet. Koş! Çıkmamıştı. Günlerce tellal çarptı. Tellallar hala her yeri geziyorlar. Evet, bu da bizim şansımız. Ayber! Yemek yok, kusur! Bırakın boş laflar da benim tutuyor. Ne kutusu? Efendimiz, efendimiz. Efendimiz, izin verirseniz açıklamak istiyorum. Kimsin sen? Kim? Ağzında leş gibi soğan kokuyor zaten. Varsayın, uzun yoldan geliyorum. Azık olarak bir ekmekle bir soğanım vardı. Onu yedim. Kağıdımız. Unuttuğumuz kategoriyi defter yaz da bize. Siz neden söylüyorsunuz Allah aşkınıza? Tekrar bahsedin efendimiz. Bu iki temsilsen unutmuşlar ne yapacaklarını, nereye gideceklerini. Okuma yazma bilmedikleri için de bir yere not etmemişler. Sizin anlayacağınızı unutmuşlar. Bağışlayın efendimiz. İşte o nedenle biz de bu delikanlıyı... Kendini zeka atayım. Okuma yazma bildiği için. Kesin canım! Kimi kesin? Dilinizi! Efendim, sakin olmanızı rica ediyorum. Eğer emir buyurursanız biz üç arkadaş bu işi başarmak için yola koyalım. Hem unutursak not defterimizi her şeyi hatırladık. Tamam, aklım yattı bu işe. Nasıl oldu da bu okuması yazması bilmeyen iki salağı yola çıkardık? Ne dersiniz kraliçem? Haklısınız efendimiz. Emredin bir kez daha şanslarını denesinler. Bu iyilikli delikanlı bana çok umut verdi. Benim de iyiliğimi mutlu oldum. Pekala pekala. Dediğim gibi delikanlı. 7 kilometredeki kaftanın ardında yaşayan Teren adam. Gülen torbayı. Yani kalkağı kutusu. Tamam kalkağı kutusu. Demedim mi ben sana? Şşşt. Demelerinizi bekliyoruz efendim. Tekrar söylüyorum delikanlı. 3 ay zamanınız var. Unutmayın. Gülen torbayı bana alıp geleceksiniz. Emredersiniz efendimiz. Bu işi başaracağınıza inanabilirsiniz. Yalnız unutmayın, kaftanın arkasına gitmek her kula nasip olmaz. Çok dikkatli olmalısınız. Merak etmeyin kraliçe. Prensesiniz yolunda. Canımız feda. Can bu be! Ya ölürsün. Kesin sesiniz. Canım toksun. Bütün bir ülkeye güldürmeyin. Üç cana değer arkadaşlar. Doğru, doğru valla. Hemen yola çıkın. Yol masrafı için hazineden 10 kez altın verirsin. Unutmayın delikanlı. 3 ay zamanınız var. Kraliçe, prenses, yürüyün. Yürü! Yardım bizi katil! Yardım etki ne yardım? Hayret sizden arkadaşlar! Bu işi başaracağız inşallah! Kesin bir yıldan geldik! Allah'a kalın! Gülen torbağla! Yaptar gülen torbağla! İhanet etsin gelinim! Sana söylüyorum, miraftan kalma. Duydum, ne olacak? Duymuşmuş. Ne olacak? İzleme kafamı, sökerim cehennemi. Kebap mı yapacaksın? Kısa konuşma da, söküm paraları. Ya yetmiş, iş bitmiş, bende para ne gezer oğlum? Hadi hadi, ben kirli çıktısındır sen. Bir sözleri daha insanca söyleyemez misin? Anlamam öyle şeylerden. Neyden anlarsın? Adam sormaktan, para kaldırmaktan, cep aramaktan anlarım ben. Ama yavrum bunlar kötü şeyler. Sen benimle alay mı ediyorsun? Hayır. Söylerse söküm paraları. Dağıtırım çeneni. Sen hala konuşuyor musun? Yaşlı bir insana bu şekilde davranman ayıp olmuyor mu? Yaşlıymış. İnsanmış. Şimdi sana ben göstereyim yaşlı insanı da gör. Vur hadi ne duruyorsun? Değil mi? Biz haydut. Korku nedir bilmez misin? Kaftanın ardına gidecektim. Bana çok para lazım anlamıyor musun? Yaptığın kötülüğün cezasını çekmeden hiçbir şey başaramayacaksın. Ne biçim adam? Nasıl baktı yüzüme? Allah'ım ben bu koluna nasıl gezerim şimdi? Allah'tan ayaklarım hareket ediyor.
Tabii, insan kendinden büyüklerine böyle terbiyesizce davranırsa olacağı buydu. Şimdi ne yaparım ben bu konuda? Bu sesler de ne oldu? Galiba benim ayağım takıldı. Hani birbirimize kötü şakalar yapmayacağız diye söz vermiştiniz. Doğru söz vermiştiniz. Kendini tutmayana ne derler? İyi adam demezler. Ben herhalde tutmayacağım. Allah'ım bu ne güzel. Gökte varken yere buldum. İşte size bize yol gösterecek Nuri yüzlü bir dede. Senin gibi deneyimli bir dedeye ihtiyacımız var. Elimizden tut yeter. Bizi bırakma dede. Bırakma dede. İnsanlar her zaman birbirlerine ihtiyaç duyarlar yavrum. Duyuyorsunuz değil mi? Tabii edin ya. Hani siz birbirinize verdiğiniz sözler tutmuyorsunuz ya. Ne dediymiş ya? Çok mu önemliymiş? Delikanlı bu arkadaşınız size kala bir laf mı söyledi? Şey... Kusura bakmayın affedersin. Affedin bizi dede. Adın ne yavrum? Ahmet dedeciğim. Dedeciğim ne olur arkadaşlarım kusuruna bakma. Onlar kötü koşullar altında yetişmişler. Okula gidememişler. Küçük yaşta para kazanmak için sokağa düşüp gidilmişler. Bağışlar dede. Bakınız çocuklar, Ahmet'le aranızdaki fark bu işte. Siz her şeyi al gözüyle görüyorsunuz. Fakat o sizin her halinizi göz önüne alarak sizin hakkınızda yargıya varıyor. O sizden daha yetkin bir kişi. Dedeciğim, bizi daha fazla mahcup etme. Çocuklar herhalde sizin de karnınız acıkmıştır. Hem de ne acıkma, dil çalıyor valla. Zıldır zıldır çalıyor Alimallah. O zaman, kurun sofrayı çocuklar. Aç üstüne. Hadi sallanma. Sen de ne çenesi düşük adam oldun ya. Ya da nafaret mi diyor? Evet ediyorum. Anlaşılan, bunu kaldı temizleyeceğim. Sırtın nasıl etse kusuru bana bulma. Demek ki canını iyi bir dayak istiyor. Sen mi? Akıcı adayı güldürme beni. Ulan senin ne? Dediğimi yaptın. Çok sinirlendim. Benim de asabım bozuk. Dedemize karşı beni de mahcup ettiniz ya. Tamam, sofrayı ben kuracağım. Aşkına da size çekin cezası bakalım. Bir bakalım yaşlı insanların yanında terbiyesizlik yapmak neymiş. Saygısızlık. Dedeciğim buyurun otur. Bismillahirrahmanirrahim. İki kağıma aldılar. Çok da acımıştım. Ben de. Bir daha seninle kavga edersen bana kalan demesinler. Buna ben eşitler ben ama. Biri yer, biri bakar diyor. Anne! Öldüreceğim bizi! Ne istiyorsun arkadaş? Korkmayın, hiçbir şey yapamaz o. Niye öyle basmış gibi duruyor o zaman? Demin yolumu kesti, soymak istiyordu beni. Sen mi? Vay 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 vay! Demek sana el kaldırdı. Vurun senin kolunu! Utanmadın böyle nur yüzlü bir ihtiyar el kaldırmaya. İnsan kendinden büyükler el kaldırır mı hiç? Bak çarpılmışsın. Oh! Böyle bak! Aydın mısın sen? Ara istedin ha? Bağışla beni dede. Bağışla. Bana bak lan Adet Efendi. Sadece de hiçbir yapamaz mı? Hayır, o hiçbir şey yapamaz. Yaptığı kötülüğün cezasını çekiyor. Daha da çekeceğinden başka. Ulan Aydın, senin hırtlarını sıkar. Ya benim de bir kadar şaka. Bir daha kötülük yapmayacağım. Ellerini serbest bırak. Dur bağışlama dede, sonra canımızı okur. Bence de serbest bırak. Söz verdim. Bırak ellerini. Pekala, indir ellerini aşağı. Anne! Sen öpte kalamazsın kardeş. Kötülük etmeyeceğiz dedik, söz verdik. Ne demek ötlek? Ördek dedi ha. Ya ne ördek? Ötlek, korkak demek. Kim? Ben mi korkak? Bak ya sen mi korkaksın? Şimdi gösterin sana kim korkak olduğunu. Kimler çocuklar? Bakın arkadaşımızın karnı aç. Bizim ne? Bizim de. Pekala, hep beraber yemek yiyelim, bir daha da kötülük etmeyelim. Sormak ayıp olmasın ama evladım, siz buralara neden geldiniz? Değilim. Yok. Yoksa Kalk Dağ'ın ardında Peri Ana'nın mağarasındaki Gülen Torba için mi geldiniz? Tamam dede, biz onu almak için geldik işte. Ama bu çok güç ve zahmetli bir iş. Başaracağız dedeciğim. Bu yola başımızı koyduk dede. Biz bu yola başımızı koyduk. Kralımızın emriyle yola çıktık. İyi yürekli çocuklar. Demeksiz de ha. Anlaşıldı, sen de Gülen Torba için gelmişsin. Oğlum sen nereden öğrendin ya? Hocam bir ülke biliyor. Ama kralımız bizi yettirir. Yok bir bizden başka, talep bizi çiğ yapardı. Meraklanmayın çocuklar, o da sizinle geliyordu. Bakın Peri Ana onu nasıl karşılayacak? Dedeciğim, bizi en çok kaygılandıran yolu bilmememiz.
Tarif üzerine plan edeyim. Ama bundan sonra sizi beslemiyorum ya. Anlaşıldı. İyi bir çocuklar, ben size yardım edeceğim. Nasıl dedim? İşte buradan. Bu adayın baba ya! Bunu bize yardım edecek. Size hayırlı çocuklar, hayırlı işler çocuklar. Bana yürüdüğünüz yemeğinize de teşekkür ederim. Hayır, son neden olsun dedem. Yine beklerim. Doğru, gel de gel. Kendine dikkat et dede, hakem uzatma oynadı. Yap hadi, sana güle güle dedeciğim, güle güle. Bu işten de pek bir şey anlamadım ama... Ben bazı şeyler düşünüyorum. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Yapma. Hele durun bakalım çocuklar. Elbette bildiği var bu ihtiyar. Hadi canım, sen de bir ağaç parçası işte. Bize ne faydası olacak? Ya, öyle demeyeyim. Gerçi, bir bakışıyla ellerimiz hareketsiz bıraktı bu adam. Nasıl yaptı anlayamadım da. Ya senin yaptığın da iş mi ki? İnsan kendinden büyükler el kaldırır mı hiç? Hele bunun gibi nur yüzlü bir ihtiyar. Haklısın, haklısın. Kaftanın arkasına gidecektim, bana çok para lazımdı. O yüzden önünü kestim. Şunu bir korkutayım, 3-5 kuruş parasını alayım dedim. Devam ettirmek zorunda kaldım. Hadi diyelim senin elinin kolların hareketsiz kaldı. Ya bu sopa? Neyse durun bakalım çocuklar. Bu sopayı bize verdiğine göre dede elbette bir şey biliyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik. Bir önce yatıp dinlenelim. Uykudan bayılacak halde. Benim uykum seninkinden daha fazla. Evet tamam, ben üstü çıkmaya çalışıyorsun. Bu sefer söyleyeyim, ben uykum daha açık. Az etmişsin sen, uyku dedim üzerine adam tanıdım. Öyle ben uyudum bile. Ooo, ben çoktan uyudum. Öyle konuşan adam uyuyamaz ki. Susalım. Susalım. Şunlar durmasa vakit geçmez. Biz de yapacağım. İyi olacak. Haklısın. Yarın bir önce yorup uyumamız lazım. Yatalım ki dinlenelim bir önce. Ah!
Ha şöyle, neler çektin bir bilsen. Ya bana gülmeni gelse. Korkma be adam. Bir daha kötülüğüm dokunmaz size. Neyse, tamam çocuklar. Kendi aramızda tartışmaya son verelim. Bir önce yola koyalım. Erhan Hanım'la arası ulaşmamız lazım. Evet. Hadi sopan, bize yol göster bakalım. Vallahi bu sopa sürünüyor. İki gözün kör olsun ki sürünüyor. Hadi çocuklar. Dediklerimi yaptın mı? Her şey öğretmeni şekilde yaptık. O halde bu delikanlıyı yerine iletin.
Şimdi Ahmet, size kızmadan, darılmadan, el işten davranışlarla bu görevi yapmanızı istiyorum. Anlıyorum sultanım. Şöyle kendi kulaklarımı kırk olacak. Yalnız, can arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar benim hayatımın bir parçası. Onlar da iyi davranmasını isterler. Ben de kalpleri görsün istemiyorum. Siz de bu dileğimi yerine getirirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Hoşça kalın Kasım'da. Güle güle Ahmet. İyi insana canım feda olsun. Öyle değil mi çocuklar? Karı Sultan. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. 15 gün oldu ama arkadaşlarını göremiyorum hala. Merak etme Ahmet. Şimdi gelecekler. Baba, kız, nerede kaldı bu kız? 10, 9, 8, 7, 8. Sizin kocalık da ne olmuş öyle? Çocuk değil, o artık çocuk. Yeniden büyüyecek, okuyacak, vatanına, milletine ayrı bir insan olacak. Evet, bu arada bizim topçukta, topçukta okuma yazma öğrendi, öyle mi? Evet, hem de çok kısa bir sürede. Artık çocuk değil onlar. Çok sevdim buna. Topçuk! Topçuk! Bir ses geliyor ama... Tanıdık bir sese benziyor. Hey, bizimki artık bu. İstifa et dostum. Biz okuma yazma öğrendik bile. Hadi işte topçuk ve topçuk. Ahmet olmasaydı siz ne yapardınız? Küçük bir şaka. Güzel bir şaka. Topçuk! Ahmet! Topçuk! Topçuk! Alın! Çok sevdim okuma yazma öğrenmesi. Lan haydut! Lan sen! Sus! Ver Sultan, arkadaşımız da bizimle gelebilecek mi peki? Şimdilik hayır. Dediğim gibi, büyüyecek, okuyacak, iyi bir insan olacak. Ondan sonra ancak sizinle gelebilir. Anladık. Sizin adını görürseniz, böyle olur. Tamam o zaman. Şimdi size... Bülent torbayı vermenin zamanı geldi. Ülkenize uğur getirir inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Sultan Hanım, bizim için yaptığınız her şeye, her güzelliğe çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben bu torba gitseydim de ondan sonra gitseydim. Bu büyük torba ya. Bu nasıl bilecek? Yine gevezeyimiz tuttu. Peki Ahmet. Neyse çok sağ olun Ferit Sultan. Yaptığınız bütün iyilikler için çok teşekkür ederiz. Sultanım, bütün iyilikleriniz için işler teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın Peri Sultan. Güle güle abi. Güle güle çocuklar. Hoşça kalın. Kralımız geliyor. İkinci Bursunoz Şahinoz. Artık bu adam alacak gibi değil. Dayan, ne söylediniz dayan? Bizlere gülücük gösterilmenin efendi babanıza ne oldu? Kes! Bu gülmez kalsan ülkeye sen soktun zaten. Haber çarp, haber çıkartıp arattıracağım onları. İlk anıtları yerde ilgi asılacağım. Kimsenin suçlanmasını istemiyorum. Asacaksa önce beni as baba. Kimin nereyle kimiydi orada? Nereden çıkardı Güler Torba işini? Hiçbir torbanın günde görmüş şey mi? Neler saçmalıyorsun kızım sen? Kara Gülmez oldun hepimiz. Hem benim büyük büyük dedem Dursunoz Şahinoz derdi ki. Pavlon'un içini gören Erikson'un kucağına atlar. Ben sana da ne yapmalıyım? Kapsızlık etme kızım. İçinde kucağalar seni bilebilmen içindir. Ne yazık ki hepimiz bu çaresizlerde tutulduk. Bunun için kimseyi suçlamaya hakkın yok. Ne yapalım? Bizim dünyamızda gülmeyen dünya olsun. Babamı dediğine de razı olamam. Kimsenin benim yüzümden ife çekilmesini istemem. Sözün gelişi öyle söyledim kızım. Benim kimseye asırdığım görünmüş şey. Lütfen efendimiz. Yapamayacağınız şeylerden söz etmeyin. Pekala pekala. Bekleyelim o zaman. Fakat bugün 30. gün değil mi? Evet ama sülü akşama doluyor. Bakıyorum sen bu gidenlere sabunlu oldun. Elbette. Biz için bunca zahmetleri, eziyetlere katlanan insanları sormam doğal değil mi? Onların kılına bile dokunmasını istemem. Ama sen iyice azıp
yaptın kızım? Şüphesin canım. Çıldıracağım yağmur. Her şey sözün altında suçlanan benim. Allah canlı alsın. Başka hiçbir derdimiz yok kızım. Tek derdimiz senin ülkenin gülmezliği. Aman Tanrım, nereden geliyor bu sesler? Yanılmıyorsam günlük sesleri sen bana çok yabancı. Var bunda bir iş. Hey muhafızlar, derhal gidin haber verin. Derhal haber edin. Nerede kaldı muhafızlar? Efendimiz, emirlerinizi yerine getirmiştir efendimiz. Ayağa kalkın. Ülkemde sizler gibi çalışkan, gözünü budaktan sakınmayan insanlar olduğunca kurtulacağınıza inanıyorum. Siz iki salak okuma yazmadan mı öğrendiniz? Sınavda geçtik. Ama benim matematik yeteneğim daha güçlü. Benim de okuma yeteneğim. Tez ülkeme haber çıkartılsın. Bundan sonra okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Efendimiz, prensesimiz, bizim verirseniz armağanınızı istiyorum. Siz izin verir misiniz kralımız? Elbette. Biz seni işten unuttuk. Bakalım bu torba bizleri güldürebilecek mi? O da söz be efendimiz. Şu an bütün ülke gülüyor. Size teşekkür ederim. Ama öyle durmayın. Teşekkür değil. Gülücüklerle bezenmiş bir teşekkür bekliyoruz. Haklısınız delikanlı. Sabırsızlıktan çatlayacağım. Yüzünüzün altına gelin var. Arkadaşlar. Zor zahmetler ve ben torbayı sonra bulabilir miyim? Bulabilir miyim? Getirme. Bu günah torba. Ben şimdi gülmekten çatmayacağım ya. Delikanlıya veriyorum. 40 gün 40 gece düğün hazırlıkları başlasın. Bugün her biz yapabilir miyiz efendimiz? Efendim? Bugün her biz yapabilir miyiz? Bir daha söyle. Bugün her biz yapabilir miyiz? Anladım. Tamam. Bundan sonra özel başlarım olarak göreve başlayın. Elinizin başımızın üstünde yeri var ama acaba damat bey ne der? Efendimizin emirlerine boynum kıldan iyice diyor. Bu torbayı canım gibi saklayacağım. Yüzde şu tarafa da görelim artık. Evet Ezgür. Sen misin lan günah topla? Pijama gibi de sarılıyor. Yürü güne doğru güneş doğar.
bilen torba, içindedir insanın. Ha!